5 ekranlarından herkese merhaba. Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan gündem başlıklarını, sıcak gelişmelerini sizlere aktaracağımız Haber Merkezi ile karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili seyirciler. Mutlu bir gün, mutlu bir hafta diliyoruz hepinize. Bizler haberlerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız önümüzdeki 3 bölüm boyunca. Sizler de bu sırada soru, görüş ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere aktarabilirsiniz. Bültenimiz süresince onlara da yer vermeye çalışacağız. İlk haberimizle başlıyoruz. YSK'nın seçim günü uygulanacak kuralları, oy kullanma saatlerini ve bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını belirlediği kararlar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre saat 18'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18 ile 21 arasındaysa YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haberler ve tebliğler yayınlanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından seçime yönelik adımlar da YSK tarafından atılmaya başlandı. Yüksek Seçim Kurulu 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili genel seçimine katılma yeterliliği olan 36 partiyi belirledi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Seçim tarihinden en az 6 ay öncesi itibariyle teşkilat kurmuş ve il, ilçe ve büyük kongrelerini yapmış olan siyasi partiler seçime girmeye hak kazandı. 14, 15... Öte yandan YSK seçimlerde uygulanacak kuralları, oy kullanma saatlerini ve bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını belirlediği kararları da resmi gazetede yayımladı. Seçim günü saat 06:00'dan gece 24:00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalar da yalnızca yemek verebilecek. Seçim günü saat 18:00'dan sonra düğünler yapılabilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18:00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18:00 ile 21:00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Saat 21'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak. YSK bu saati daha erken alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanabilecek. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine gidiyor. Seçimlere kısa bir süre kala Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde aday adayı olmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları da belli oldu. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada da partinin adaylık şartları açıklandı. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru gidiyor. 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Siyasal partiler seçimler için hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde milletvekili olmak isteyen vatandaşlar partilere aday adaylık başvurularını yapmaya başladılar. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada 13 Mart Pazartesi günü itibariyle milletvekilliği aday adaylığı başvuruları başlayacak. Başvurular 17 Mart Cuma günü sona erecek. Başvuru dilekçeleri Saadet Partisi Genel Merkezi'ne ve Saadet Partisi İl Başkanlıklarına verilecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru dilekçesi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, diploma örneği, nüfus cüzdanı örneği, milletvekili aday adayı katkı payı dekontu, taahhütname, fotoğrafla birlikte Saadet Partisi il başkanlıklarına müracaat edecek.
Saadet Milletvekilliği katkı payı ise bu dönemdeki seçimlerde erkekler için 15.000 TL, kadınlar ve gençler için 10.000 TL, engelli vatandaşlar için 5.000 TL olarak belirlendi. Saadet Partisi deprem bölgesindeki illerden yapılacak başvurulardaysa aday adaylığı katkı payı alınmayacağını açıkladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ı 4. kez ziyaret etti. Kılıçdaroğlu buradan tüm vatandaşlarıma şunu söylemek isterim. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, bütün sorunları çözeceğiz dedi. Selamünaleyküm. Seçim gündemi depremi unutturmadı. Millet İttifakı aday açıklanmasının ardından depremi birinci gündemi yaptı. Zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan afetzedelerin sesini duyurmak ve bölgede incelemelerde bulunmak için Millet İttifakı liderleri bir deprem bölgesine ziyarette bulunuyor. Elinden gelen bütün çabayı gösterecektir. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ikinci gününde geceyi deprem çadırında geçirdi. Zor, biz ne kadar desek ki geçmiş olsun. Sonunda zorluğu yaşayan sizsiniz yani. Acıyı yaşayan sizsiniz. Allah sabır versin efendim. Malatya'daki temaslarının ardından akşam saatlerinde Kahramanmaraş'a giden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un da bulunduğu CHP heyeti Çadırkent'te vatandaşlarla sohbet etti. Hükümet bizi dinlemiyor ki, bizi dışlıyorlar. Hükümet biz görevimizi yapacağız bu arkadaşımız. Buranın sorumlusu, çadırınızı varsa bugün alacaksınız. Tamam kardeşim. Hükümetimiz sizsiniz. Bugün alacaksınız çadır varsa, yoksa Kahramanmaraş merkezinden buraya gönderiyorum. Kılıçdaroğlu daha sonra geceyi geçireceği Kahramanmaraş'ın tek CHP'li belediyesi olan Nurhak Belediyesi'nin önündeki Çadırkent'e geçti. Hani çocuklar dağılıyor, herkes başka bir ile gitti. Geri toplanması için acilen okulumuzun yapılması gerekiyor. Şimdi havalar ısınıyor artık. Evet. Ondan dolayı bize yardımcı olursanız. Pardon Mustafa. Okul diyorsunuz. Evet. Öncelikle. Evet, bir de bireysel konteyn. Evet. Ayrıca her ev için bir tane konteynimiz olsun. Evet. Bunu şimdi dillendireceğiz, söyleyeceğiz zaten. Mansur Başkanımız burada. Yani biz her yerde arıyoruz. Bulabilirsek mutlaka ama mutlaka bölgede göndereceğiz. Kılıçdaroğlu'nun geceyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la aynı çadırda geçirdiği ve parti sorumlularına çadırda ekstra hiçbir şey olmasın, vatandaş nerede nasıl barınıyorsa biz de öyle kalacağız talimatı verdiği öğrenildi. Kim neyi tutabiliyorsa, hangi derdi çözebiliyorsa birlikte yapalım, birlikte çözelim. Ya illa siz bir şey yapmıyorsunuz. Ya yapıyoruz arkadaşlar ya. Bizim bu tartışmalarda işimiz yok. Biz vatandaşın yaralarını sarmak istiyoruz. Bir acıyı paylaşmak istiyorsanız acıyı yaşayanlarla aynı koşullarda en azından belli bir süre yaşamak zorundasınız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da deprem bölgesi Hatay'ı ziyaret etti. Mutlaka bir barınma alanına ihtiyaçları var. Yani sabit evden falan bahsetmiyorum henüz. Yani içine banyosu, tuvaleti ve mutfağı olan yatabilecekleri çocuklarıyla beraber bir prefabrik eve ihtiyaçları var. Bunun planlanması lazım. Bunu tek başına siz yapamazsınız. Buna yetmez. Akşener deprem sürecinin nasıl yönetildiğini değerlendirdi ve deprem esnasında biz rakip değiliz ifadelerini kaydetti. 14'ünde seçim var. Bu seçime yönelik gene aynı aymazlıklar, aynı kutuplaştırmalar, aynı kurnazlıklar yapıldığı takdirde yazık olur buralara. Barınma, kent temizliği, yemek, kış şartlarıyla mücadeleydi şimdi. Artık bahara, yaza doğru evrilmeye başladı. Su ve kanalizasyon, ilk yardım, doğalgaz altyapı ve etütler. Diğer bölüme doğru ilk ayı da devirmek üzereyiz. Artık psikolojik destek, uzun süreli barınma ki bizim için çok önemli bir başlık. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve diğer ilçe belediye başkanlarıyla birlikte arkadaşlarım burada işbirliği içerisinde süreci yürütüyorlar. Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları da kendi programları dahilinde deprem bölgelerini ziyaret etmeyi sürdürecekler. Ne kadar kalabiliriz? Çoluk çocuğu olan var. Türkiye depremin acısını yaşamaya devam ediyor. Emniyet mensupları ise sorumluların peşinde. Yıkılan binalara dair soruşturmalar kapsamında 269 kişi sosyal medyada provokatörlükten dolayı da 43 kişi tutuklandı sevgili seyirciler. Emniyetin ise hırsızlar ve dolandırıcılarla ilgili çalışmaları ise sürüyor.
Deprem soruşturmalarında tutuklama 300'ü geçti. Kıbrıs'a neden taksınız? 6 Şubat'ta meydana gelen 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara dair soruşturmalar kapsamında 269 kişi tutuklandı. Sosyal medyada provokatörlük yaptığı gerekçesiyle tutuklananların sayısı da 43 oldu. Kahramanmaraş merkezi 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 1068 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 269'u tutuklanırken 320'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 228 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 14'ünün yurt dışında olduğu, 43'ünün ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 86 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Hırsızlık soruşturmalarındaysa 393 vakada 338 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 208'i tutuklanırken 39 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 1161 hesap yöneticisinden 675'i hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 179 kişiden 43'ünün tutuklandığını duyurdu. Emniyet ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyen kişilerin iyi niyetlerini suistimal etmek isteyen dolandırıcılara karşı da çalışma başlattı. Depremin yıkıcı etkisi araştırılsın teklifi mecliste AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Hakkında işlem başlatılan 1068 kişinin depremin asıl sorumlusu olup olmadığı ise hala tartışma konusu. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Beytiye İkinci beraberindeki heyetle birlikte deprem bölgesine gitti. İkinci depremzedelerle görüşüp taleplerini dinledi. Dost ve kardeş ülke Pakistan'da yeni yardım uçağını deprem bölgesine ulaştırdı. Depremin enkazları kaldırılırken yaraların sarılması için vatandaşın çabası sürüyor. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri bölgede çalışıyor. Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Beytiye İkinci ile birlikte Kadın Kolları heyeti depremin etkilediği kentlerde. Çadır kentlerde kalan depremzedeleri ziyaret eden İkinci vatandaşların sorunlarını dinledi. Malatya'da aşevini ziyaret eden ikinci yemek dağıtımına yardım etti. İkinci depremde en çok etkilenen çocuklarla da bir araya geldi. Yurt içindeki ziyaret ve yardımların yanı sıra yurt dışından da yardım çalışmaları devam ediyor. Dost ve kardeş ülke Pakistan'da yardım seferberliğini sürdürüyor. Pakistan halkı ve devleti tarafından yardım taşıyan uçak deprem bölgesine indi. İktidarın seçim yatırımı devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması meclisten geçti. Yasayla vergi cezalarından otoyol ihlal cezalarına kadar kamuya olan birçok borç yapılandırılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuya olan borçların yapılandırmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı matrah ve vergi artırımı ile borç yapılandırmasını içeren kanun Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve yakın zamanda uygulamaya geçecektir. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olarak tanımlanan paket, belirli borçların da iptal edilmesini içeriyor. Yasayla vergi cezaları, ehliyet affı, trafik cezaları, askerlik hizmeti yükümlülükleri, nüfus kayıt ücretleri, geçiş ücretleri ve otoyol ihlal cezalarının yanı sıra daha önce hiçbir yapılandırma düzenlemesi içermeyen adli ve idari para cezaları da kapsama alındı. Daha önceki borç yapılandırmalarda 36 ay olan üst sınır bu kez 48 aya çıkarıldı. Süre uzayacak ama ödemesini kısa tutmak isteyene de avantajlar sağlanacak.
Vatandaş vergisini doğrudan ya da dolaylı olarak hiç aksatmadan bu son yasayla vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşa ödenmemiş borcun cezaları kaldırılacak. Vatandaşlarımızın, girişimcilerimizin, kadınlarımızın, iş dünyamızın, esnafımızın, çiftçilerimizin ve her bir insanımızın yanındayız. Düzenleme ile ilgili vergisini veya cezasını zamanında ödeyen vatandaş cezalandırılıyor mu sorusu yine akıllara geldi. Vicdansız dolandırıcılar depremzede dinlemediler. 6 Şubat depremlerinin ardından binlerce insan evsiz kalmış, farklı bölgelere göç etmişti. Onlardan biri de Muzaffer Alçı. Alçı ve ailesi depremden kaçıp Konya'ya geldi. Emlakçı iki katı kirayı bir yıllık olarak istedi. Afetzede'ye ise borç senet imzalattı. Oradan 21 oldu. Depremden kurtuldu ama dolandırıcıların ağına düştü, emlakçı boş senet imzalattı. Vicdansız fırsatçılar ve dolandırıcılar depremzede dinlemiyor. 6 Şubat depremlerinin ardından binlerce insan evsiz kalmış, farklı bölgelere göç etmişti. Onlardan biri de Muzaffer Alçı. Şimdi bizim evimiz ağır hasarlıydı. İş yerim zaten orada ağır hasarlı demişlerdi. Biz çocuklarla beraber ne yapacağımızı bilmedik. Burada amcamın kızı ve yeğenimin kocası subaydı. Onların vasıtasıyla burada bir ev kira aradı, kiraya ev aradı. Alçı'nın evi depremde hasar görmüş, Konya'ya gitmek zorunda kalmıştı. Fakat gittiği ilde de dolandırıcı bir emlakçının ağına düştü. Bakımlı bir evinin olduğunu söyledi. Burada evi görmeden, yani bakımlı olduğunu zannederek de güvenerek kiraya tuttuk. Diğer katlardaki fiyatların 2500 lira ortalamasında olduğunu söyleyen Alçı, emlakçının bir yıllık kira tutarını kendilerinden istediğini söyledi. Normal diğer katlarda oturan arkadaşlar genelde 2500 lirayla 3000 liraya oturuyorlarmış. Bize zorla 6750 liraya bahşire yaparak düşürdü. Bir yıllık peşin aldı. Vicdansız emlakçı, Alçı ve ailesinin köşede bucakta tuttuğu tüm birikmiş paralarını aldı. Çok rica ettim dedim. Yani bak bizim olan paramız bu. Bize yardımcı ol dedim. Yani aylık verelim dedim. Kabul etmedi, reddetti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi dolandırıcı emlakçı bir de boş senet imzalattı. Boş senet imzalattı. Benim yeğenimin kocası memur. Bir yıllık peşin almasına rağmen neden boş senet imzalatır? Yani boş senet imzalaması bütün teamüllere ve hukuk kurallarına aykırı ama imzaladınız. Evet. Muzaffer Alçı yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Evet efendim. Avukatı ise aileye destek olarak bu davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Dolandırılan Muzaffer Alçı ise ağlayarak vicdan dedi, yetkililerden yardım istedi. Allah'a havale ediyorum. Yetkililer de benim durumda olan arkadaşlara yardımcı olmaları lazım. Vicdan diye bir şey olmalı. Tüm esnaf arkadaşlara rica ediyorum. Ben de esnaftım. Yani oradan 21 oldu. Sevgili seyirciler, hakikaten çok üzücü. Hepimiz deprem bölgesindekilerin acısını yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Onlarla empati yapıyoruz. Başımıza gelmemiş olmasına rağmen, ki bu gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Bunu sıklıkla söylüyoruz ama para için, bugün kazanılıp yarın harcanacak ve yok olacak bir şey için insanları böyle ağlatmak, böyle vicdanları yaralamak hakikaten anlaşılır gibi bir şey değil. Hakikaten çok çok üzücü. Şimdi bir konuğumuz olacak sevgili seyirciler. Siyasetteki gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Akademisyen Sayın Ufuk Uras bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ufuk Bey, ittifaklarla başlayalım. Cumhur, Millet İttifakı, Ata İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak 4 ittifak kuruldu şu ana kadar. 50+1 şartı var seçimlerde. Bu nedenle artık adaylar değil, ittifaklar yarışıyor diyebiliriz. Önce ittifakların değerlendirmesini alarak başlayalım efendim. Daha sonrası ittifaklarla ilgili sorularım olacak sizlere. Şimdi hangi ittifak olursa olsun sonuçta teraziye Cumhurbaşkanı adayları çıkacak. Yani meclis seçimi bir kenara bırakırsak. Yani Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Yani Cumhur ve Millet İttifakı. Diğer ittifakların varlığı ve aday çıkarmaları olsa
ikinci tura kalması için neden olacak. Yoksa aslında Millet ve Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla birinci turda seçimler bitebilir. İttifakların kendi çerçevelerinde genişlemeleri, çoğalmaları çok doğal. 50+1 sisteminde tek bir oyun bile önemi ortada. O yüzden ne kadar geniş bir haleye ulaşırsanız o kadar kazançlısınız. Hani haberleri verirken dediniz ya, seçim yasakları için bir konu tahmin yürütmek son günlerde söz konusu olmayacak. O yüzden hani tahminimi şimdiden söylemem gerekirse, kim benzerlerine değil de benzemezlerine ulaşır, belli ki ipi o gözleyecek. O yüzden hani yurttaşla buluşma katsayısını arttırmak seçimi garantilemenin tek yolu, başka bir yol yok. Peki, sizin de ifade ettiğiniz gibi ittifaklar gelişme çabasında ve bu Cumhur İttifakı'nda da görülüyor. Yeniden Refah Partisi ile bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından Yeniden Refah Partisi'nin şartlarını sunduğu ve bunun Cumhur İttifakı tarafından kabul edildiği açıklandı. Bu süreçle ilgili neler bekliyorsunuz? Çünkü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Cumhur İttifakı'na sıcak bakmadığını ve 19 yıllık yapılanların bir tövbeyle gidemeyeceği şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. İşte bu siyasette 24 saat meselesiyle karşı karşıyayız. Yani bir prensip üzerinden siyaset yapılmalı. Yani pazarlıklar üzerinden yapılan siyaseti seçmen not alıyor ve iyi puan vermiyor bence. Ya da mesela birçok partiye bakıyorum. Hani adını vermeye gerek yok. Ne kadar kavmiyetçiliğe karşı olduklarını söyleyip Türkiye'nin en tescilli kavmiyetçi partileriyle yan yana gelebiliyorlar. Bu kadar pragmatizm iyi bir şey değil diye düşünüyorum. Sonuçta anlaşabilirsiniz ama hani seçmenin vicdanı ve tercihlerini zedeleyecek duruma da gelmemek lazım. Yani bizde zaten soy merkezli siyaset yok. Prensipler üzerinde siyaset esastır. Yani birisinin çocuğu, birisinin dayısı, amcası olmak önemli değil. Önemli olan siyasi ilkeleri güncelleyerek ilerlemektir. Siyasette esas olan budur. Yani ahbap çavuş siyasetinden prensip merkezli siyasete geçildiği bir dönemdeyiz artık. Peki, bir de yine Cumhur İttifakı ile görüşme gerçekleştiren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Hüdapar var. Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'nı desteklemesi hakkındaki yorumunuzu almak isterim ve Hüdapar ve MHP nasıl aynı ittifakta yer alacaklar? İşte aslında demin isim vermeden onu kastettim. Yani prensip olarak bu kadar kavmiyetçiliğe eleştirip sonra kavmiyetçi diyebileceğimiz, yani milliyetçi yapılarla bu kadar yan yana gelmek eklektik bir ilişki. Hani bizim siyasette simbiyotik ilişki dediğimiz, denizde, okyanusta balina giderken küçük balıkların kenarından tutunarak ilerlemesi gibi bir durumdan ziyade, bence Millet İttifakı'nın altılı masanın gösterdiği gibi eşitler arası bir ilişkinin tesis edilmesi çok önemli. Ama ben ittifaklarda çok U dönüşleri, çok merkezden kaymalar beklemiyorum. Sıkı bağlarla birbirine bağlanmış durumdalar. Çünkü her oyun ne kadar kıymetli olduğunu görüyorlar. Bu da işte tuhaf bir pragmatizmle bizi karşı karşıya bırakıyor. Bence seçmen bunları takdir edecektir. Ama yani Cumhur İttifakı'nın en marjinal, en butik partilerle yan yana gelmesi, yani ciddi bir kitlesi olmayan partilerle yan yana gelmesi, nasıl bir sıkışıklık içinde olduğunu da çok açık bir kanıt. Peki efendim, bir de Ata İttifakı ile ilgili görüşlerinizi almak isterim. Cumhurbaşkanı adayı da Sinan Oğan olarak açıklandı. Neler söylersiniz? Kılıçdaroğlu, Erdoğan dışındaki bütün adaylar başta da söylediğim gibi ikinci tura gitmekten başka bir sonuç vermeyecek. İkinci tura gittiğiniz zaman da yani sandığa gitmeyecekseniz eğer, gidip zaten Millet İttifakı'nın adayına oy vereceksiniz. Bu biraz hani kendini gösterme faaliyeti. Seçimler vesilesiyle kendini adını duyurma faaliyetine dönüşüyor. Yani anketler doğru mu bilmiyorum ama Memleket Partisi'nde
bir artış olduğu söyleniyor. Eğer söylendiği kadar artış varsa bunun tek sonucu ikinci tur anlamına geliyor. Hani siyaset matematiğinden çok bahsediyorlar ama 2018 seçimlerinde ikinci tur olmamıştı. İyi bir matematik yapılsa bu seçimlerde de olmayabilirdi. Peki, Sayın Erdoğan seçim yenilenmesi kararını imzaladı ama hukukçuların yaptığı açıklamaya göre Sayın Erdoğan meclis kararı alınmadığı sürece üçüncü kez aday olamayacak. Şu an için siz neler söylüyorsunuz? Sizce Sayın Erdoğan adaylık konusunda ısrarcı olacak mıdır? Tabii olacak. Çünkü bu hukukçuların birbirinden farklı yorumu olmasına karşın ve bu itirazlarda son derece haklı, meşru olmasına karşın Sayın Akşener'in geçenlerde ifade ettiği gibi gördüğüm kadarıyla Millet İttifakı siyaseten bunun üzerine durmayacak. Yani bir tür seçim mağduru haline getirmeyecek. Siyaseten odur meydan deyip sandıkta meseleyi çözmeye çalışacaklar. Dolayısıyla bu hukuki itirazların üzerinden siyaset yapmayacaklar gibi gözüküyor. Aslında Sayın Akşener bu noktada evet ifade ettiğiniz gibi seçim mağduru olmasın şeklinde bir yöntem belirlemeye karar vermiş olabilirler ama diğer partilerden, diğer altılı masa partilerinden yaptığımız görüşmelerde karşı çıkacaklarını ifade ediyorlar. Sizce bu noktada ileriki günlerde de bir karışıklık yaşanır mı? Tabii karşı çıkmalılar zaten. Yani mecliste karşı çıkılacak ama sonuçta hani sayısal olarak mı tutacak mı tutmayacak meselesi var ama her halükarda tarihe not düşmek. Yani bir itiraz olmamış gibi davranmamak gerekiyor. Dolayısıyla son derece haklı ve meşru bir karşı çıkış. Yani sonuçta hukuk pozitif bir bilim değil. Birbirinden farklı okumalar oluyor. Niye her sefer iktidarın okunması esas alıyor da muhalefetin itirazı kabul edilmiyor? Yurttaş bence bunu da değerlendirecektir. Peki sizce Sayın Erdoğan kendisi mi aday olur ki aslında kendisinin aday olabileceğini konuşmuştuk ama başka bir ismi de aday göstermesi mümkün görünüyor mu? Hayır, şüpheniz olmasın, kendisi aday olacaktır. Zaten lider merkezli bir siyaset yapılıyor. Sayın Erdoğan aday olmadığı takdirde Cumhur İttifakı'nın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buharlaşacağını ve ikinci bir ANAP olacağından hiç şüpheniz olmasın. Peki Sayın Uras, bir deprem felaketi yaşadık. Daha sonrasında ilk başlarda afet sürecini iyi yönettiklerini ve bir eksiklik yaşanmadığı ifade edilmişti iktidar tarafından. Daha sonrasında ise helallik istemek gibi açıklamalar geldi. Sizce afet süreci nasıl yönetildi ve sizce seçmen afet sürecinin yönetiminden dolayı Sayın Erdoğan'a karşı bir tutum içerisine girdi mi? Kısacası oy kaybettirmiş midir diye sormak istiyorum. Hiç şüpheniz olmasın, oy kaybı olmuştur. Çünkü bu tür afetlerde ölçek büyük olmasına karşın ilk günde kurtarılma olasılığı %75'lerde hızla düşüyor bu oran. Bugün işte liderler bölgeye gidince gelen şikayetlere baktığınızda hala çadır gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığını görüyoruz. Zaten seçmen şuna karar verecek. Ben bütün bunları onaylıyor muyum? Hayatımdan hoşnut muyum? Ya da hayır. Hayatımdan hoşnut değilim, başka bir hayat mümkündür diyecek. Aslında iki cümleden biri. Zaten hayatından memnun olanlar, iktisadi krizi ve deprem krizi karşısındaki beceriksizlikleri onaylayanlar gidip iktidara oy versinler. Ama buna itiraz eden de bence %50+1'in üzerinde bir kesim var. Biz bunu hak etmedik, bu kurumsal çöküşün altında kaldık diyen insanları duymak için bölgeye de gitmenize gerek yok. Aynı mesele büyük şehirlerde bütün boyutlarıyla sürüyor. Pazara çıktığınızda zaten durum ortada. Çok ciddi bir yoksullaşma, gelir ve servet dağılımı bozukluğuyla karşı karşıyayız. Seçmenin bunu onaylaması için herhangi bir neden ortada yok. Peki Ufuk Bey, Sayın Erdoğan şimdilik susuyor gibi görünüyor sanki. Siz bu konuda neler söylersiniz ama bir yandan da aba altından sopa gösterir gibi de not ettik. Seçimden sonra herkese hak ettiği muameleyi yapacağız şeklinde açıklamalar da bulunuyor. Hem bu söylemi nasıl değerlendiriyorsunuz hem de sizce seçmen bu söylemi nasıl değerlendiriyor? Suskunluk zamanı oynamak, toplumun hafızasının zayıf olduğunu varsaymak, not tutmak biliyorsunuz amel defterine notların yazılması siyasilere ait bir durum değil. Esas itibariyle gerçek notu yurttaş seçimlerde verecekler. Not tutanların ne not aldıklarını 14 Mayıs akşamı hep birlikte göreceğiz.
Sayın Uras, son olarak şunu sormak istiyorum. İktidardan seçim öncesi ekonomiyi rahatlatacak, vatandaşı ekonomik olarak rahatlatacak bazı hamleler gördük ve görmeye devam ediyoruz. Borç erteleme bunlardan bir tanesi ama borçların ödeme zamanı geldiğinde bu borçların altından kalkabilecek mi Türkiye ekonomisi ve Sayın Erdoğan'ın şu an için önceliği seçimleri kazanmak mı yoksa daha sonrasında bu borçların altında kalmayı da göze alıyor mu? Ya tabii ki öncelikli mesele seçimleri kazanmak. Sonrasına sonra bakarız şeklinde. Yani genel bir kural vardır siyasette. Havuza atlarken havuzun içinde su olup olmadığına bakılır. Havuzun suyu boşalmış vaziyette. Tepe taklak gitmek durumundayız. Ama esas korun, esas mesele döviz açığı, tasarruf açığı, merkez rezervlerinin azalması değil. Esas mesele güven açığı. Esas itibariyle güven rezervlerinin azalması. Yani kim gelirse gelsin eğer bir güven tesis ederse soluk alacağımızın, nefes alacağımızın somut örneklerini sunarsa Türkiye'nin bütün ruh hali değişir. Nitekim Millet İttifakı'nın yaşadığı krizden sonra krizin çözülmesi bir anda insanların yüzünün gülmesine, rahatlamasına neden oldu. Ufak bir adım bile, o 72 saatlik krizin aşılması bile bir aşı gibi bağışıklık kazandı. Bunlar bence son derece kıymetli. Yani insanların burasına gelmiş vaziyette farklı yaşamları var. Tuzu kuru olanlar başka türlü bakıyor. İşi yaş olanlar başka türlü bakıyor. Bu hayatın neresinde olduğunuza bağlı ama her zaman kazananlar mağdur ve mazlum olanlardır. Hayat bunu bize her zaman doğruluyor. Sayın Uras çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşleriniz, katılımınız için. Estağfurullah. Sevgili seyirciler, akademisyen, siyasetçi Sayın Ufuk Uras bizlerle beraberdi. Bir seçim sürecini yaşıyoruz şu günlerde. İki ay gibi bir süre kaldı seçimlere ve bu noktada daha çok adaylardan çok ittifakların yarıştığı görülüyor. 50+1 şartı nedeniyle bizler de konuklarımızla beraber neler olacak siyaset atmosferinde bunları değerlendiriyoruz. İlerleyen dakikalarda da Anayasa Profesörü Profesör Doktor Mustafa Kamalak bizlerle beraber olacak ve yine hem Sayın Erdoğan'ın üçüncü kez adaylık tartışmalarını hem de siyasetteki ittifaklarla alakalı gelişmeleri değerlendireceğiz kendisiyle. Şimdi ise ekonomi haberlerimize devam ediyoruz. Ramazan ayına günler kala kumanya ve erzak kolilerinin fiyatları da belli olmaya başladı. Farklı boyut ve sayıda ürün içeren kolilerin fiyatı 230 ile 550 lira arasında değişiyor. İftarda sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi de zamlandı ne yazık ki. Ankara'da 300 gram pideler 10 liradan satışa sunulacak. Ramazan kolisinde ürün azaldı, fiyat arttı. Ramazan'ın yaklaşmasıyla kumanya ve erzak kolileri de satışa çıkmaya başladı. Zincir marketler farklı boyut ve sayıda ürün içeren kolileri satışa çıkarırken gıda fiyatlarında izlenen yükseliş Ramazan kolilerine de yansıdı. Geçen yıl zincir marketlerde 100 liranın altında Ramazan kolisi almak mümkünken bu yıl marketlerde 200 liradan daha ucuza Ramazan kolisi bulunmuyor. Ramazan kolilerinin bir yıllık fiyat değişimleri TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı gıda enflasyonunun üzerinde kaldı. Koliler geçen yıla göre %83 ile %150 arasında zamlandı. Kolilerin içinde bulunan temel gıda ürünleri salça, tuz, ayçiçek yağı, un, kuru fasulye, çay, reçel, hazır çorba, küp şeker, makarna ve gazlı içecek olarak sıralanıyor. Zincir marketler kolileri 230 lira ile 550 lira arasında fiyatlarla satışa çıkarıyor. Öte yandan iftarda sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidelerinin fiyatı da yavaş yavaş belli oluyor. Ankara'da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi bu sene 300 gramı 10 lira olarak tüketiciyle buluşacak. Türkiye hayvanlarda görülen yeni bir virüs ve bunun neden olduğu hastalıkla alarma geçti. Ülkede 3 farklı ilde görülen şaf virüsü nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tüm Türkiye genelinde ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin izinlerini iptal etti. Türkiye'de hayvancılık sektörünü derinden etkileyen şaf hastalığı alarmı yaşanıyor. Ülkede 3 farklı ilde görülen şaf virüsü nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı.
Farklı illerde yaklaşık 2 aydır görülen SAT2 serotipi şap hastalığı riskine karşı önlem olarak Kırıkkale'de hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken hayvan pazarları da kapatıldı. Denizli'de de alınan tedbirler arasında hayvan alım ve satımının yasaklanmasıyla hayvan pazarlarının süresiz olarak kapatılması kararlaştırıldı. Öte yandan Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır denildi. İnsan sağlığını tehdit edici bir boyutu yok. Ancak hastalık nedeniyle antibiyotik kullanılmış hayvanların etlerinin ilaçlardan arınmadan gıda zincirine girmesi halk sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu soruna yönelik bakanlığın önceden önlem almamış olması çok üzücüdür. Peki şap hastalığı nedir? Şap, çift tırnaklı hayvanlarda akut seyirli, çok bulaşıcı viral bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor. Hastalığın bulaşma oranı çok yüksek olduğundan hassas hayvan topluluklarında %100'e kadar ulaşabilmekte. Bu nedenle hastalık ekonomik, siyasi ve ticari yönlerden büyük tehdit arz ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tüm Türkiye genelinde ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin izinlerini iptal etti. Bunun gereği olan aşılar üretildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere gönderilen mesajda ise aşı çalışmalarına başlandığı belirtilerek tespit edilen virüs SAT2 olup aşı çalışmalarına özel sektör ve devlet eliyle başlanmış olup üretimi tamamlandığında sahaya verileceği vurgulandı. Öte yandan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ilkbahar aylarında hayvanlara yapılan aşılarda virüs olduğunu iddia etti. Sığırlarda ilkbahar aylarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zorunlu olarak uygulanan LSD aşısına BVD virüsünün karıştığı iddiaları var. Uygulanan bu aşılar ile ilgili gerekli analizler yapılmış mıdır? Bu aşıların temini, kontrolü ve izlenmesinde bir zaaf var mıdır? Bahse konu hatalı aşılar toplatıldı mı? Şayet toplatıldı ise miktarı nedir? Aşılarda bulunan BVD virüsü canlı mı yoksa ölü müdür? Peki tüm Türkiye'de alarm verdiren bu hastalık nasıl önlenir? Şap hastalığının kontrolü için uygulanan 3 ana strateji var. Bunlar kesim, karantina, aşılama. Türkiye şu an için aşı çalışmaları tamamlanana kadar karantina yöntemini benimsiyor. Çeşitli illerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantina ve besicilere yönelik uyarılar da sürüyor. Eğer yetiştiricilerimiz hayvanlarını kesime göndermeye kalkarlarsa büyük bir ekonomik kayıp yaşanabilir. Belki Ramazan boyunca et fiyatlarında bir ucuzlama görülebilir. Fakat sonrasında hayvan sayımızla yıllık et ve süt üretimindeki azalmalar çok daha derin bir krizin habercisi olur. Bu nedenle öncelikle düşük randımanlı hayvanların kesimi kısıtlanmalı, damızlıkların kesimi ise engellenmeli. Birleşmiş Milletler Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu endişelendiren bir rapor yayınladı. Raporda Türkiye'nin uyuşturucu kaçakçılığında geçiş noktası konumunun giderek arttığı bildirildi. Raporda Türkiye ve Balkan ülkelerinin eroin kaçakçılığının en önemli rotası haline geldiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler yeni uyuşturucu raporunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu yeni açıkladığı 2022 yılı raporunda Türkiye'nin birçok uyuşturucunun Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına ulaştırılması bir geçiş noktası olarak kullanıldığını bildirdi. Raporda özellikle Güney Amerika'dan Türkiye'ye kaçırılan önemli miktarda kokain ele geçirildi. Bu durumda potansiyel olarak Türkiye'nin kokain kaçakçılığının Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına geçiş noktası olarak kullanımının arttığına işaret ettiği belirtildi. Raporda son yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'deki organize suç gruplarının düşen afyon fiyatlarını telafi etmek için giderek kokaine yöneldiğinin görüldüğü belirtildi. Raporda ayrıca Türkiye ve Balkan ülkelerinin İran ve Afganistan'dan Orta Doğu ve Avrupa'ya gönderilen uyuşturucu da önemli bir geçiş noktası olduğu belirtildi.
Ayrıca Türkiye'de tüm uyuşturucu kullanımından kaynaklanan ölümler için metamfetamin bağlantılı ölümlerin oranının 2018 yılında %6,2 olduğu, bu oranın 2020 yılında %31,2'ye yükseldiği kaydedildi. Türkiye'de pazarda daha kolay elde edilebilen daha düşük fiyatlı maddelere doğru bir kayma olduğu, bu durumun uyuşturucu kullanımı vakalarında önemli artışa ve eğilimlerde değişikliklere yol açtığı kaydedildi. Dünyadaki gelişmelerle devam ediyoruz. Amerika'da bankalar krizine bir yenisi daha eklendi. Silikon Vadisi Bankası'nın ardından şimdi de Signature Bank iflas etti. Amerika'nın bu iki bankasındaki batışın yayılmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için Amerika Sigorta Kurumu devreye girdi sevgili seyirciler. Mevduatların garanti altına alındığı duyuruldu. Diğer yandan iki bankanın üst üste batması akıllara 2008 ekonomik krizini getirdi. Amerika'da banka iflaslarının önüne geçmek için devlet devreye girdi. Bir süre önce iflas ettiğini duyuran Silikon Vadisi Bankası ve New York merkezli Signature Bankası'na kayyım atandı. New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan yapılan açıklamada kayyımların mevduat sahiplerini korumak için atandığı duyuruldu. 31 Aralık 2022 itibarıyla Silikon Vadisi Bankası'nın yaklaşık 200 milyar dolar, Signature Bankası'nın ise 110,4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88,6 milyar dolarlık mevduatı bulunduğu kaydedilen açıklamada bankaların sigortalı olduğu bildirildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Halkın bankacılık sistemine olan güvenini güçlendirerek ABD ekonomisini korumaya yönelik kararlı adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, bu adım ABD bankacılık sisteminin güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecek şekilde mevduatları koruma ve hane halklarıyla işletmelerin kredi erişimini sağlama yönündeki hayati rollerini yerine getirmeye devam etmesini sağlayacak değerlendirmesinde bulundu. Yılında ABD Başkanı Joe Biden'la görüştüğünü ve Moody'lerin tüm mevduatlarının geri ödeneceğini duyurdu. Bilindiği üzere Amerika'da en son 2008 yılında bankalar krizi yaşanmıştı. Çok sayıda bankanın batması toplumsal paniğe neden olmuş ve kısa süre içerisinde Amerikalılar paralarını çekmesiyle bankacılık sistemi çökmüştü. Ekonomik krizin önüne geçmek için Beyaz Saray devreye girmiş ve bankaları koruma altına almıştı. İran'la Suudi Arabistan 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaştı. İki ülke içinde yürütülen müzakerelerin sonucunda anlaşmaya vardı. Şehidin adamı Şeyh Nir El-Nimr'in Niyad'da idam edilmesi ve Suudi Arabistan'ın İran'daki temsilciliklerine saldırılması üzerine iki ülke 2016 yılında diplomatik bağlarını koparmıştı. İran ve Suudi Arabistan arasında barış köprüleri atıldı. İki ülke Yemen'den Suriye'ye Orta Doğu'daki çatışmaları körükleyen gerginlik yıllarının ardından ilişkileri yeniden kurma konusunda anlaştı. Çin'in aracılık ettiği anlaşma iki rakip Orta Doğu gücünün üst düzey güvenlik yetkilileri arasında Pekin'de daha önce açıklanmayan 4 günlük görüşmelerin ardından duyuruldu. İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan açıklamaya göre Tahran ve Riyad diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve iki ay içinde büyükelçileri yeniden açma konusunda anlaştı. Açıklamada anlaşma devletlerin egemenliğine saygı ve iç işlerine karışmama ilkelerinin teyidini de içeriyor denildi. Suudi Arabistan, Riyad'ın Şii bir Müslüman din adamını idam etmesi üzerine iki ülke arasında çıkan anlaşmazlık sırasında Tahran'daki büyükelçiliğinin basılmasının ardından 2016 yılında İran ile ilişkilerini kesti. İran Şii Husiler hareketini desteklerken Suudi Arabistan sana hükümetine destek verdi. Diğer yandan İran'da halk Suudi Arabistan'la normalleşmenin mutluluğunu yaşarken bir kez daha terör saldırıları meydana geldi. İran'ın Yesd bölgesinde kimliği belirsiz kişiler 4 camiyi kundakladı. Terör saldırısında can kaybı yaşanmazken 4 cami hasar aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm gücüyle devirmeye çalıştığı Venezuela lideri Nicolas Maduro direnişini başarıyla tamamladıktan sonra demokratik bir şekilde seçimlere gidiyor.
Amerikan darbesine boyun eğmeyen Venezuela halkı seçimlere gidiyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı seçimlerinin 2024 yılında barışçıl şekilde düzenleneceğini duyurdu. Radyo La Pizarra kanalına konuşan Maduro seçimlere değindi. 2024'te devlet başkanlığı seçimleri gelecek, halk oy kullanacak ve adayını seçecek. 10 Ocak 2025'te gelecek dönem için başkan yemin edecek. Barış, demokrasi ve halkın gücüyle ülkemizin gidişatı tayin edilecek ifadesini kullandı. Maduro seçimlerin ardından uluslararası toplumun kendisinin devlet başkanlığını tanıyıp tanımamasına ilişkin soru üzerine "Emperyalizmin, sağın ve Avrupa'nın Venezuela'nın demokratik süreciyle ilgili ne düşündüğü umurumda değil. Bir şey söyleyip söylememeleri, tanıyıp tanımamaları bizim için önemli değil" dedi. Eski muhalif lider Juan Guaido ile ilgili konuşan Maduro, Guaido'nun emperyalist ve sağcı oligarklar tarafından icat edildiğini, ülkede bir saniye dahi devlet başkanı olarak kabul görmediğini söyledi. Bilindiği üzere 2019 yılında Venezuela'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri Maduro'nun iktidarını tanımadıklarını ilan etmişti. Batı bloğu muhalif lider Guaido'yu desteklediklerini duyurmuş ve Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırım paketi açıklamıştı. Bir normalleşme süreci de Tunus ve Suriye arasında başlıyor. Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, Suriye hükümetiyle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına dair planları olduğunu açıkladı. Ba'dan kana vatanuna. Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, Suriye hükümetiyle diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeyi planladığını açıkladı. Saied'in Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile Suriye hükümetiyle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması üzerine yaptığı görüşmeler Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlandı. Tunus Cumhurbaşkanı Saied'in Ammar ile yaptığı görüşmede Tunus'un Şam'a, Şam yönetiminin de Tunus'a büyükelçi atayabileceğinin sinyalini verdi. Bismillah. Suriye'deki yönetim konusunun yalnızca Suriyelileri ilgilendirdiğini belirten Saied, iç işlerine herhangi bir müdahaleyi reddettiklerini söyledi. Be blunt and clear. Tunus Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Tunus ile Suriye hükümeti arasındaki ilişkilerin yakın bir zamanda gelişebileceği şeklinde yorumlanmasına yol açtı. Tunus Suriye hükümetinin 2011'de başlayan protestolarda göstericilere yönelik şiddetli müdahalesi sonrası bu durumu protesto etmek için rejimle diplomatik ilişki düzeyini düşürmüştü. Daha sonra Suriye'de iç savaşın derinleşmesiyle ilişkiler tamamen kopmuştu. Sevgili seyirciler, kısa bir araya giriyoruz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arnavutköy Emin Emlak. Emlakçınız emin olmalı. Moda Life'a gelin, mutluluğa evet deyin. 3 artı 2 artı 1 koltuk takımları 8.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. Radyo Gençlik mobil uygulaması yayında. Canlı yayın programlarımıza mesaj ve isteklerinizi anında ulaştırabilirsiniz. Kaçırdığınız programların tekrar bölümlerini arşivimizden istediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederken YouTube kanalımızdaki en yeni videoları kolaylıkla izleyebilirsiniz. Apple Store ve Google Play Store'dan Radyo Gençlik mobil uygulamasını indirerek yayınlarımızı 24 saat kesintisiz dinleyebilirsiniz. Güvenli ve hesaplı alışverişin yeni adresi Milli Market'te fırsat günleri devam ediyor. Onlarca marka, yüzlerce seçenekle eşarp ve şal çeşitleri %50'ye varan indirimlerle Türkiye'nin yeni alışveriş alışkanlığı Milli Market'te. Milli Market, bereket burada.
sahip olunan birden fazla konutun her biri için barınma desteği ödemesi yapılabilir mi? Afetzedenin sadece fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olduğu tespit edilen konutu için barınma desteği yapılmaktadır. Seyirciler tekrar hoş geldiniz. Aranın ardından yeniden birlikteyiz. YSK'nın seçim günü uygulanacak kuralları, oy kullanma saatlerini ve bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını belirlediği kararlar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre saat 16'ya 18'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18'de 21 arasındaysa YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından seçime yönelik adımlar da YSK tarafından atılmaya başlandı. Yüksek Seçim Kurulu 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili genel seçimine katılma yeterliliği olan 36 partiyi belirledi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Seçim tarihinden en az 6 ay öncesi itibariyle teşkilat kurmuş ve il, ilçe ve büyük kongrelerini yapmış olan siyasi partiler seçime girmeye hak kazandı. 14, 15... Öte yandan YSK seçimlerde uygulanacak kuralları, oy kullanma saatlerini ve bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını belirlediği kararları da resmi gazetede yayımladı. Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalar da yalnızca yemek verebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Saat 21'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak. YSK bu saati daha erken alabilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanabilecek. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine gidiyor. Seçimlere kısa bir süre kala Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde aday adayı olmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları da belli oldu. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada da partinin adaylık şartları açıklandı. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru gidiyor. 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Siyasal partiler seçimler için hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde milletvekili olmak isteyen vatandaşlar partilere aday adaylık başvurularını yapmaya başladılar. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada 13 Mart Pazartesi günü itibariyle milletvekilliği aday adaylığı başvuruları başlayacak. Başvurular 17 Mart Cuma günü sona erecek. Başvuru dilekçeleri Saadet Partisi Genel Merkezi'ne ve Saadet Partisi İl Başkanlıklarına verilecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru dilekçesi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, diploma örneği, nüfus cüzdanı örneği, milletvekili aday adayı katkı payı dekontu, taahhütname, fotoğrafla birlikte Saadet Partisi il başkanlıklarına müracaat edecek. Saadet milletvekilliği katkı payı ise bu dönemdeki seçimlerde erkekler için 15.000 TL, kadınlar ve gençler için 10.000 TL, engelli vatandaşlar için 5.000 TL olarak belirlendi. Saadet Partisi deprem bölgesindeki illerden yapılacak başvurulardaysa aday adaylığı katkı payı alınmayacağını açıkladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Kahramanmaraş'ı dördüncü kez ziyaret etti. Kılıçdaroğlu buradan tüm vatandaşlarıma şunu söylemek isterim. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, bütün sorunları çözeceğiz dedi. Selamünaleyküm. Seçim gündemi depremi unutturmadı. Millet İttifakı aday açıklanmasının ardından depremi birinci gündemi yaptı. Türkiye'yi kalsın, ben sürekli kalacağım. Zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan AFSR'lerin sesini duyurmak ve bölgede incelemelerde bulunmak için Millet İttifakı liderleri bir deprem bölgesine ziyarette bulunuyor. Elinden gelen bütün çabayı gösterecektir. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ikinci gününde geceyi deprem çadırında geçirdi. Zor, biz ne kadar desek ki geçmiş olsun. Sonunda zorluğu yaşayan sizsiniz yani. Acıyı yaşayan sizsiniz. Allah sabır versin efendim. Malatya'daki temaslarının ardından akşam saatlerinde Kahramanmaraş'a giden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un da bulunduğu CHP heyeti Çadırkent'te vatandaşlarla sohbet etti. Hükümet bizi dinlemiyor ki, bizi dışlıyorlar. Hükümet biz görevimizi yapacağız bu arkadaşımız. Buranın sorumlusu, çadırınızı varsa bugün alacaksınız. Tamam kardeşim. Hükümetimiz sizsiniz. Bugün alacaksınız çadır varsa, yoksa da Kahramanmaraş Kılıçdaroğlu daha sonra geceyi geçireceği Kahramanmaraş'ın tek CHP'li belediyesi olan Nurhak Belediyesi'nin önündeki Çadırkent'e geçti. Hani çocuklar dağılıyor, herkes başka bir ile gitti. Geri toplanması için acilen okulumuzun yapılması gerekiyor. Şimdi havalar ısınıyor artık. Evet. Ondan dolayı bize yardımcı olursanız. Pardon, okul diyorsunuz. Evet. Öncelikle. Evet, bir de bireysel konteyner. Evet. Ayrıca her ev için bir tane konteyner olsun. Evet. Dillendireceğiz, söyleyeceğiz zaten. Mansur Başkanımız da burada. Yani biz her yerde arıyoruz. Bulabilirsek mutlaka ama mutlaka bölgede göndereceğiz diye. Kılıçdaroğlu'nun geceyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la aynı çadırda geçirdiği ve parti sorumlularına çadırda ekstra hiçbir şey olmasın, vatandaş nerede nasıl barınıyorsa biz de öyle kalacağız talimatı verdiği öğrenildi. Kim neyi tutabiliyorsa, hangi derdi çözebiliyorsa birlikte yapalım, birlikte çözelim. Ya illa siz bir şey yapmıyorsunuz. Ya yapıyoruz arkadaşlar ya. Bizim bu tartışmalarda işimiz yok. Biz vatandaşın yaralarını sarmak istiyoruz.
bir acıyı paylaşmak istiyorsanız acıyı yaşayanlarla aynı koşullarda en azından belli bir süre yaşamak zorundasınız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da deprem bölgesi Hatay'ı ziyaret etti. Mutlaka bir barınma alanına ihtiyaçları var. Yani sabit evden falan bahsetmiyorum henüz. Yani içinde banyosu, tuvaleti ve mutfağı olan yatabilecekleri çocuklarıyla beraber bir prefabrik eve ihtiyaçları var. Bunun planlanması lazım. Bunu tek başına siz yapamazsınız. Buna yetmez. Akşener deprem sürecinin nasıl yönetildiğini değerlendirdi ve deprem esnasında biz rakip değiliz ifadelerini kaydetti. 14'ünde seçim var. Bu seçime yönelik gene aynı aymazlıklar, aynı kutuplaştırmalar, aynı kurnazlıklar yapıldığı takdirde yazık olur buralara. Barınma, kent temizliği, yemek, kış şartlarıyla mücadeleydi şimdi. Artık bahara, yaza doğru evrilmeye başladı. Su ve kanalizasyon, ilk yardım, doğalgaz altyapı ve etütler. Diğer bölüme doğru ilk ayı da devirmek üzereyiz. Artık psikolojik destek, uzun süreli barınma ki bizim için çok önemli bir başlık. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve diğer ilçe belediye başkanlarıyla birlikte arkadaşlarım burada işbirliği içerisinde süreci yürütüyorlar. Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları da kendi programları dahilinde deprem bölgelerini ziyaret etmeyi sürdürecekler. Ne kadar kalabiliriz? Çoluk çocuğu olan var. 11 ile etkileyen depremler sonrası bölgedeki korkutan sarsıntılar hala devam ediyor. AFAD'a göre Malatya'da 4,7, Hatay'da ise 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan büyük afet sonrası Erzincan'da deprem tedbirleri de alarma geçti. Büyük afetin üzerinden haftalar geçmesine rağmen bölgedeki vatandaşları tedirgin eden artçı depremler hala sürüyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan paylaşılan bilgiye göre saat 04.34'te merkez üssü Malatya'nın Püsürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken Hatay'daki sarsıntı da korku ve panik anları yaşattı. Merkez üssü Hatay'ın Nassa ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 11 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Tarihin en ağır felaketlerinden birini yaşayan Türkiye'nin bölgede kalkınmayı sağlaması ise zorlu olacak. Öyle ki Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan Burcu Aydın Özü Doğru imzalı rapora göre Türkiye'nin bölgedeki ve ekonomideki hasarın altından ancak 5 yıl içinde kalkabileceği öngörülüyor. Ayrıca bölgede yeniden kalkınma planı maliyetinin 5 yıllık dönemde yaklaşık 150 milyar dolara ulaşacağı ifade ediliyor. Raporda yapılan tahminlere göre üst yapı ve altyapı inşaat, güçlendirme ve onların maliyetleri 88 milyar dolar civarında olacak. Bu maliyetin yarısının kamu kaynaklarıyla finanse edilmesi öngörülürken en büyük ikinci maliyet taşıt, demirbaş, stok ve tüketim malları kaynaklı kayıplar olarak gösterildi. Bu kalemin de büyüklüğü 35 milyar dolar olarak tahmin edildi. Deprem kaynaklı harcamaların 5 yıllık bir finansman planını gerektireceğinin vurgulandığı raporda, ilk yıllarda milli geliri oranla %2,5 ve %3,5 bandında, toplamda ise %8 civarında bir ek finansman ihtiyacı doğuracağı tahmin edildi. Depremin 2023 bütçesine getireceği ek harcama ise 600 milyar TL olarak hesaplandı. Milyonların acısını fırsat bilenlerse durmak bilmiyor. Deprem bölgelerinden biri olan Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Belpınar Mahallesi'ndeki deprem koordinasyon merkezindeki çalışanlar, bir kişinin merkezdeki 8 çadır, 16 çadır demir aparatı ve 10 metrekare halıyı izinsiz aracına koyduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan Erzincan'da da olası bir deprem için harekete geçildi. Erzincan valisi Mehmet Makas, 13 Mart 1992'de kentte yaşanan depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları unutmadıklarını belirterek, Kahramanmaraş merkezi depremlerin de etkisiyle kentte çalışma başlattıklarını ifade etti. Makas, kent genelinde risk teşkil edebilecek yapıları ortaya çıkarmak için Erzincan Yapı Stoğu Değerlendirme Komisyonu kurulduğunu ve çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Sevgili seyirciler, şimdi bir canlı yayın konuğumuz olacak. Anayasa Profesörü Sayın Profesör Doktor Mustafa Kamalak bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar efendim. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İttifaklarla başlayalım Sayın Kamalak. Cumhur, Millet, Ata ve Emek ve Özgürlük İttifakı diye 4 ittifak kuruldu. 50+1 şartının yapıldığı bir seçimler doğru gidiyoruz ve burada adaylar değil artık ittifaklar yarışıyor gibi görülüyor. Öncelikle ittifaklarla ilgili yorumlarınızı değerlendirmenizi almak isterim. Ardından tek tek ittifaklarla ilgili görüşlerinizi soracağım. Teşekkür ederim. İsterseniz önce deprem münasebetiyle aziz milletimize başsağlığı dileyelim. Hı hı. Hayatını kaybetmiş olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler dileyelim. Onların yakınlarına efendim taziyetlerimizi arz edip sözlerimize başlayalım böylece. Tabii. Efendim şimdi ittifaklar Sayın Kamal, evet. haline geldi. O münasebetle seçimden sonra yapılması gereken koalisyonlar şimdi seçimden önce ittifaklar biçiminde ortaya çıkıyor. Bütün ittifaklara ben başarılar diliyorum. Bu ilk ittifakı biliyorsunuz Cumhur İttifakı biçiminde iktidar partisi kurdu. Onu haliyle Millet İttifakı takip etmek zorunda kaldı. Hı hı. Millet İttifakı'nın asıl sebebi, kuruluş sebebi kanaatimizce Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir. İstemeyerek de olsa kaçınılmaz olarak böyle ittifakların kurulmasına yol açmıştır. Çünkü hatırlayınız merhum Erbakan hocamız D8'leri kurarken aslında 63 İslam ülkesini bir araya getirmek istiyordu. İslam ülkelerine şöyle seslenmişti, hatırlıyorum, ben yanındaydım çünkü. Gelin kardeşlerim, Şer cephesi üzerimize ittifakla geliyor. Bunlarla tek başımıza mücadele etmemiz mümkün değildir. Bir araya gelelim diyordu. Şimdi iktidarla her bir partinin, muhalefette olan bir partinin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Çünkü iktidar partisi hazineden aldığı 100 milyonlarca lira ile vicdanlara hitap ediyor. Daha doğrusu vicdanları kiralıyor bir bakıma. Satın alıyor. Medyayı büyük ölçüde yine bu şekilde elde etmiş durumda. Kendisini desteklemeyen medya kuruluşlarına yoğun biçimde ceza yazıyor. Da muhalif partileri gale bile almıyor. Mesela Saadet Partisi'nden bahsederken ismi var, tabelası yok, binası yok diye küçümseyici bir tavır içerisine girmişlerdi. Hatta öyle ki bir program açıklamıştı da Sayın Cumhurbaşkanımız, Saadet Partisi Genel Başkanımız Temel Bey, siz bu programı icra ederseniz ben sizin elinizi öperim demişti. Yani o işin öyle kolay olmayacağını belirtmek amacıyla bu cümleyi kullanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Temel Bey'in bu cümlesine elimi öptürüp de kirletemem diye cevap vermişti. Ne kadar rencide edici, küçültücü bir ifade. Bu durumda haliyle muhalif partilerin bir araya gelmekten başka çareleri yoktu. O münasebetle muhalif partiler bir araya gelerek ittifaklar oluşturmaya başladılar. Kanaatimce bu mecburi olarak ortaya çıkmış olan kuruluşlardır. Haliyle iktidar partisi ve ortağı bu ittifakları bile hale almamakta. Zillet ittifakı vesaire gibi, rezil ittifak vesaire gibi kavramlarla hakareti aşan cümleler sarf etmektedirler. Bunlar da kendi bilmek için, biz de varız diyebilmek için bir araya gelmek zorundalar. Kendilerine başarılar diliyorum.
Peki. Sayın Kamalak, Cumhur İttifakı da genişleme çabasında efendim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında ittifakların oldukça önem kazandığı bir dönemdeyiz. Burada Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler gerçekleştirildi ve Yeniden Refah Partisi'nin şartlarının kabul edildiği ifade edildi. Katılım şartı olarak öne sürülmüşlerdi. Bu süreçte neler bekliyorsunuz? Çünkü Fatih Erbakan geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı'na katılım konusunda pek de sıcak yaklaşmadıklarını ifade etmişti. Doğrudur. Hatta demişti ki batan Titanik gemisine binme gibi bir niyetimiz yok demişti. Şimdi AK Parti, İktidar Partisi buna rağmen işte Yeniden Refah Partisi'nin şartlarını kabul ediyor, etmek durumunda. Çünkü kendi kesesinden değil, millet kesesinden bazı milletvekilleri verecektir. Tıpkı dış dünyanın milli görüşü bölmek için AK Parti'ye millet kesesinden bir takım rüşvetler de demeyelim, belki şey olabilir, ikramda bulunması gibi. Yani millet kesesinden dış dünya diyorum dostlar, alınmasın. Merkez Partisi Genel Başkanı şu an hayatta Profesör Doktor Abdurrahim Karslı diyor ki 1990'lı yıllarda, yani milli görüşün yükselişte olduğu bir dönemde dış temsilcilerin 3'ü gidiyor, 5'i geliyordu diyor. Kimdi bunlar diye sorduğumuzda kim olacak diyordu. Kim olacak? İngiliz, Fransız, İsrail, Amerikan temsilcileri diyordu. Niye geliyor bunlar? Çünkü bunlar milli görüşün gidişatını engellemek için, yolunu kesmek için geliyordu. Önce Erbakan'la görüşmek istediler diyor. Dediler ki Erbakan'a, 90'lı yılları bilen dostlar bilirler. Milli görüş o zaman adeta bir öcü gibi gösteriliyordu. Sistem düşmanı gibi lanse ediliyor. Sayın Kamalak, özür dileyerek bölüyorum sizi. Görüntünüzde bir problem var. Şu anda görüntünüzü alamıyoruz. Rica etsem kontrol edebilir misiniz? Evet. Dilerseniz çok kısa bir ara verelim. Şimdi alabiliyoruz efendim. Alabiliyoruz. Buyurunuz. Erbakan'a dediler ki diyor, bunlar ilk etapta Erbakan Hoca ile görüşmek istediler. Erbakan Hoca bunları kabul ettiklerinde dediler ki, biz sizin önünüzdeki engelleri kaldırırız. Finansman problemini çözeriz. Sizi iktidara taşırız dediler diyor. Erbakan Hoca dedi diyor, tamam kabul ama bizden ne istiyorsunuz diye sordu diyor. 3 talebimiz var dediler diyor. Abdurrahim Karslı Hoca hayatta bugün. Merkez Partisi Genel Başkanı. Diyorlar ki efendim, insanlığın barışı için, huzuru için efendim kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Küçük bir problem yaşıyoruz. Devam edeceğiz sevgili seyirciler. Bu sırada sizlerle bir haber paylaşalım. Türkiye depremin acısını yaşamaya devam ediyor. Emniyet mensupları ise sorumluların peşinde. Yıkılan binalara dair soruşturmalar kapsamında 269 kişi. Sosyal medyada provokatörlüğünden dolayı da 43 kişi tutuklandı. Emniyetin ise hırsızlar ve dolandırıcılarla ilgili çalışmaları ise sürüyor. Deprem soruşturmalarında tutuklama 300'ü geçti. Kıbrıs'a neden kaçtınız? 6 Şubat'ta meydana gelen 11'li etkileyen Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan binalara dair soruşturmalar kapsamında 269 kişi tutuklandı. Sosyal medyada provokatörlük yaptığı gerekçesiyle tutuklananların sayısı da 43 oldu.
Kahramanmaraş merkezi 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 1068 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 269'u tutuklanırken 320'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 228 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 14'ünün yurt dışında olduğu, 43'ünün ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 86 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Hırsızlık soruşturmalarındaysa 393 vakada 338 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 208'i tutuklanırken 39 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 1161 hesap yöneticisinden 675'i hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 179 kişiden 43'ünün tutuklandığını duyurdu. Emniyet ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyen kişilerin iyi niyetlerini suistimal etmek isteyen dolandırıcılara karşı da çalışma başlattı. Depremin yıkıcı etkisi araştırılsın teklifi mecliste AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Hakkında işlem başlatılan 1068 kişinin depremin asıl sorumlusu olup olmadığıysa hala tartışma konusu. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Sevgili seyirciler, konuğumuzla devam ediyoruz. Anayasa Profesörü Sayın Profesör Doktor Mustafa Kamalak yeniden bizlerle. Efendim tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Online yayınlarda maalesef böyle sıkıntılar oluyor, kesintiler oluyor. Evet, devam ediyoruz. Evet. Erbakan Hoca, İslam'ın yeniden yorumlanması konusunda Avrupa ile işbirliği yapmanız gerekiyor cümlesi üzerine derhal görüşmeleri sonlandırıyor. Bunun üzerine yine Abdurrahim Karslı Bey'in dediğine göre oy temsilciler, yani İngiliz, İsrail ve Amerikan temsilcileri milli görüş içindeki bazı isimlere yöneldiler diyor. Kimdi bu isimler diye sorduğumuzda Sayın Gül ve Sayın Erdoğan diyor. Onlar dış alemin bu taleplerini kabul ettiler diyor. Hatırlayın, gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız henüz milletvekili bile değilken Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'a giderken yollarına kırmızı halılar döşenmesinin acaba sebebi neydi? Bunların elbette cevaplandırılması gerekiyor ama neticede dolaylı biçimde onun sebeplerini anlıyoruz. Çünkü Türkiye'yi de bölecek olan Büyük İsrail'in kurulması için yol aralayan Büyük Orta Doğu'nun eş başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız, Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı. O Büyük Orta Doğu projesi ki asıl itibariyle Türkiye'de dahil 22 İslam ülkesini bölme projesidir. Amacı Büyük İsrail Devleti'ni kurmaktır. Belki AK Partili dostlarımız benim bu konuşmamdan alınacaklardır. Ama onların da dün itibariyle temellerinde milli görüş bulunduğu için hatırlatmak isterim. Bundan 43 yıl önce Konya'da 6 Eylül günü merhum Erbakan hocamızın başkanlığında milyonları aşan bir kalabalık, bir grup orada adeta arşı titretiyordu hep bir ağızdan. Hayır, hayır, hayır diye. Niye hayır diyorlardı? Çünkü dönemini İsrail Başbakanı Kudüs, İsrail'in başkenti olacak demişti. Buna hayır diyorlardı. Hayır. Niye hayır? Çünkü Kudüs, Mescid-i Aksa
Müslümanların ilk kıblegahıdır. Bundan dolayı Kudüs Siyonizmin başkenti olamaz, olmamalı. İkinci olarak Kudüs Mescid-i Aksa İslam peygamberinin Miraç yolculuğunun başladığı yerdir. Bundan dolayı orası, yani Kudüs, İsrail'in Siyonizmin başkenti olamaz, olmamalı diyordu. Üçüncü olarak Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizden bu yana, yani 638'den beri Kudüs bir İslam kentidir, barış sitesidir. Efendim o barış bozulmamalı diye haykırıyordu. AK Parti 20 küsur yıldan beri iş başında. Peki Kudüs nerede? Kudüs İsrail'in başkentidir. Ha, şimdi AK Parti'nin dostlarımız efendim bakan olmuş olabilir, şu olur bu olur falan falan. Bir zamanlar ben demiştim ki dünyada en acınacak insan davasını satmış, ideolojisini, idealini terk etmiş zavallı insanlardır dediğimde alınmışlardı. Yani Amerika Türkiye üzerinden belirli kişilere ikramda bulunurken kendi keselerinden değil, aziz milletimizin kesesinden, İslam coğrafyasından ikramda bulunuyorlardı. Şimdi iktidar partisi de yeniden Refah Partisi'ne bir takım ikramda. Sayın Kamalak, sesimi alabiliyor musunuz? Gerçek evet. Manada istişareye, demokrasiye kavuşmasını geciktirmek içindir. Yani bunlara da şaşmıyorum. Buyurun, sorunuz varsa alayım efendim. Efendim, İttifaklarla devam edelim. Yine Cumhur İttifakı genişleme çalışmalarını sürdürüyor. Bir parti daha destek verdi. Hüdapar Sayın Erdoğan'a desteğini açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili yorumunuzu almak isterim. Ve Hüdapar'tisi ile MHP nasıl aynı ittifakta yer alacaklar? Efendim, işin içerisine menfaat girince maalesef idealdir, ideolojidir vesaire. Bunların fazla bir anlamı kalmıyor. O gerçek manada dava sahibi olanlar bir yana. Dolayısıyla onlara da ne olur millet kesesinden birkaç milletvekili verilebilir. Yani orada ben gerçek manada davanın söz konusu olduğu değil, menfaatlerin söz konusu olduğu kanaatindeyim. Peki Sayın Kamalak, bir diğer başlığımız da aslında seçim kararı açıklanmadan önce de tartışıyorduk. Sayın Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi diye soruyorduk ve birçok hukukçu da Sayın Erdoğan üçüncü kez aday olamayacağını ifade ediyorlar. Ama Sayın Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı ve aday olmakta da kararlı gibi görünüyor. Neler söylersiniz? Efendim, her sistemin bir takım ilkeleri, kuralları olur. Bu kurallar genel manada ise buna anayasa diyoruz. Anayasa her ülkenin üst normudur. Bu, eğer anayasaya bakacak olursak Sayın Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olamaz. Hı hı. Çünkü anayasanın 101. maddesinin ikinci fıkrası gayet açıktır. Hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek kadar nettir. Orada deniliyor ki bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Buna 116. maddenin 3. fıkrası ile bir istisna getirilmiştir. Hı hı. Orada deniliyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi cumhurbaşkanlığının 2. devresinde erken seçime karar verecek olursa ikinci dönemini icra etmekte olan cumhurbaşkanı üçüncü defa yeniden aday olabilir diyor. Bunun mantığı şudur. Bir kimse kendisiyle ilgili olarak bir takım kararlar alabilir. Bu kararlarıyla
bir takım haklardan vazgeçebilir. Ancak kendisi bu yönde karar verirken başkalarının hakkını da gözetmek zorundadır. Bu manada Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkabilmek için çareyi bir erken seçimde görebilir. Bu kararı verecek olan milletvekilleridir. Seçime gidildiğinde bu kararı veren milletvekilleri en fazla seçildikleri takdirde yine milletvekili olarak gelecektir. Bir kısmı da gelmeyebilir. Peki bu karardan etkilenecek olan bir başka kişi, Cumhurbaşkanı var. Onun hakkı ne olacak? Burada anayasanın mantığı şudur. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bir iki aylık durumdan dolayı mağdur olduğunu hissediyorsa, o da tıpkı milletvekilleri gibi yeniden aday olabilir. Hı hı. Bir süre kazanabilir. Bunun mantığı bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında 116. maddeye göre ayrıntıya girdiğimizde üçüncü defa aday olması söz konusu, kendi karar verip de kendisinin aday olması söz konusu değildir. Olamaz. Ama tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde olduğu gibi yine Yüksek Seçim Kurulu anayasayı çiğneyerek, bu kavramın altını çizerek söylüyorum, anayasayı çiğneyerek İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda olduğu gibi anayasa dışı bir karar verecek olursa tıpkı İstanbul'da olduğu gibi yine söz onundur. İstanbul'da olduğu gibi diyorum, onu öne çıkarıyorum çünkü İstanbul'da biliyorsunuz tam 4 sandık kurulmuştu. 4 sandıktan birisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın seçimiyle ilgili sandıktı. Şimdi düşünün ki bir kadın 400 doğurmuş. 3 çocuk meşru, 1 çocuk gayrimeşru. İstanbul'da 4 sandıkta seçim yapılmış, 3 sandık meşru, 1 sandık gayrimeşru. Böyle acayip bir durum. Şimdi burada da Yüksek Seçim Kurulu böylesine abes bir karar verir mi? Onu göreceğiz. Ama anayasaya göre vermemesi lazım. Daha önceki konuşmalarına baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanının erken seçim kararı verme gibi bir yetkisinin olmadığını bizzat kendisi söylemektedir. Ama aradan zaman geçtiği için sanıyorum millet hafızası zayıftır diye düşünüyor olsa gerek ki bugün aksini yapıyor. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanı erken seçime karar verse bile temsil kabiliyeti yönünde yine de kendisi aday olamaz. Çünkü aksi halde kendisi aday olduğunda görevini kötüye kullanmış, yetkisini istismar etmiş sayılır. Vekalet yetkisini suistimal etmiş kabul edilir. Böyle olması lazım. Anayasanın amir hükmü budur. Peki efendim, aslında bunun anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyorsunuz ama Türkiye bir hukuk devleti dememize rağmen bazen hukukun çiğnendiği durumlar yaşanabiliyor. Bu seçimlerde de böyle bir şey yaşanırsa siyasilerin, hukukçuların üzerine düşen görevlerden de bahsedebilir misiniz? Efendim, hukukçuların maalesef Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını anayasa mahkemesine taşımak mümkün değildir. Bu durumda yani hukukçuların halkı aydınlatmaktan başka kanaatimce yapacağı fazla bir şey yok. Tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yenilenmesi kararında olduğu gibi. Burada herkes vicdanının sesini dinleyerek namuslu bir biçimde anayasa kurallarını tüm topluma yaymak durumunda olmalıdır. Yoksa hukukçular toplumu isyana çağıramaz, sokağa dökülünüz diyemez. Ha, ben nasıl ki bu durum anayasaya aykırıdır diyorsam diğer hukukçular da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Yoksa halkı sokağa dökerek milleti birbirine kırdırmanın bir manası olamaz.
hukuk dışı uygulamalar Türkiye'ye yazık ediliyor demektir. Kabul edilemez bir durumdur. Herkes hakkını, hukukunu bilmek mecburiyetindedir. Burada da en büyük görev ilk etapta Sayın Cumhurbaşkanı'na düşmekte. İkinci olarak da Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasaya uygun bir karar verme mecburiyeti vardır. Aksi halde bir takım gerilimler ortaya çıkar, huzursuzluklar baş gösterir. Biz böyle diyoruz ama bir takım ülkelerde görüyoruz. Halkın sokağa döküldüğünü görüyoruz. Birçok canın kaybolduğunu görüyoruz. İnşallah Türkiye'mizde böyle bir durum zuhur etmez. Etmemesini diliyorum. Aslında efendim itirazlar noktasında neler yapılabilir diye sormak istemiştim ve sizin de ifade ettiğiniz gibi hukukçular YSK'nın kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyamıyorlar. Doğrudur maalesef. Peki Sayın Kamalak, son bir sorum olacak efendim sizlere. Millet İttifakı adayını belirledi ve aday Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Sayın Karamollaoğlu tarafından açıklandı. Bu noktada Saadet Partisi'nin Türkiye siyasetindeki önemini ve rollerini dinlemek isteriz sizlerden. Efendim Saadet Partisi ülkemiz için bir rehber, İslam coğrafyası için bir kılavuz, dünya için de bir kurtuluş reçetesidir. Çünkü Saadet Partisi savaş değil, barış diyor, çatışma değil, diyalog diyor, çifte standart değil, adalet diyor, üstünlük değil, eşitlik diyor, sömürü değil, hakça paylaşım diyor, baskı ve tekebbür değil, demokrasi diyor. Altı ilke Saadet Partisi bunları zikrediyor, bunları taahhüt ediyor. Bütün insanlıkla kanaatimce bu altı ilkeye muhtaçtır, mecburdur. Huzur istiyor, barış istiyor, kardeşlik istiyor, hakça paylaşım istiyorsa. Saadet Partisi bunları savunuyor. Bu ister tevafuk diyelim, ister tesadüf diyelim, Allah rahmet eylesin, Erbakan hocamızın bir sözünü hatırlattı bize, şahsen bana. Diyordu ki Erbakan hocamız, ey millet, eğer huzur istiyorsanız bu kapıya, yani saadet kapısına gelmeye mecbursunuz. Başka çare yok diyordu. İşte bu son gelişmelerde dediğimiz gibi ister tevafuk ister tesadüf diyelim, merhum Erbakan hocamızı bir daha rahmetle anmamıza vesile oldu. Mekanı cennet olsun. Sayın Kamalak, çok çok teşekkür ediyoruz efendim katılımınız, görüşleriniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Anayasa Profesörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Kamalak bizlerle beraberdi ve siyasetteki gelişmeleri değerlendirdik kendisiyle. Bir diğer önemli gündemimiz olan depremle devam edeceğiz. Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Beytiye İkinci beraberindeki heyetle birlikte deprem bölgesine gitti. İkinci depremzedelerle görüşüp taleplerini dinledi. Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın da yeni yardım uçağı deprem bölgesine ulaştı. Depremin enkazları kaldırılırken yaraların sarılması için vatandaşın çabası sürüyor. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri bölgede çalışıyor. Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Beytiye İkinci ile birlikte Kadın Kolları heyeti depremin etkilediği kentlerde. Çadır kentlerde kalan depremzedeleri ziyaret eden İkinci vatandaşların sorunlarını dinledi. Malatya'da aşevini ziyaret eden İkinci yemek dağıtımına yardım etti. İkinci depremde en çok etkilenen çocuklarla da bir araya geldi. Yurt içindeki ziyaret ve yardımların yanı sıra yurt dışından da yardım çalışmaları devam ediyor. Dost ve kardeş ülke Pakistan'da yardım seferberliğini sürdürüyor. Pakistan halkı ve devleti tarafından yardım taşıyan uçak deprem bölgesine indi.
Sevgili seyirciler, iktidarın seçim yatırımı devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması meclisten geçti. Yasayla vergi cezalarından otoyol ihlal cezalarına kadar kamuya ait olan birçok borç yapılandırılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuya olan borçların yapılandırmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı matrah ve vergi artırımı ile borç yapılandırmasını içeren kanun Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve yakın zamanda uygulamaya geçecektir. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olarak tanımlanan paket, belirli borçların da iptal edilmesini içeriyor. Yasayla vergi cezaları, ehliyet affı, trafik cezaları, askerlik hizmeti yükümlülükleri, nüfus kayıt ücretleri, geçiş ücretleri ve otoyol ihlal cezalarının yanı sıra daha önce hiçbir yapılandırma düzenlemesi içermeyen adli ve idari para cezaları da kapsama alındı. Daha önceki borç yapılandırmalarda 36 ay olan üst sınır bu kez 48 aya çıkarıldı. Süre uzayacak ama ödemesini kısa tutmak isteyene de avantajlar sağlanacak. Vatandaş vergisini doğrudan ya da dolaylı olarak hiç aksatmadan bu son yasayla vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşa ödenmemiş borcun cezaları kaldırılacak. Vatandaşlarımızın, girişimcilerimizin, kadınlarımızın, iş dünyamızın, esnafımızın, çiftçilerimizin ve her bir insanımızın yanındayız. Düzenleme ile ilgili vergisini veya cezasını zamanında ödeyen vatandaş cezalandırılıyor mu sorusu yine akıllara geldi. Şimdi yürekleri sızlatan bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Vicdansız dolandırıcılar depremzede dinlemediler. 6 Şubat depremlerinin ardından binlerce insan evsiz kalmış ve farklı bölgelere göç etmişti. Onlardan biri de Muzaffer Alçı. Alçı ve ailesi depremden kaçıp Konya'ya geldi. Emlakçı iki katı kirayı bir yıllık olarak istedi. AFSD'ye borç senet imzalattı. Oradan yerle bir oldu. Depremden kurtuldu ama dolandırıcıların ağına düştü, emlakçı boş senet imzalattı. Vicdansız fırsatçılar ve dolandırıcılar depremzede dinlemiyor. 6 Şubat depremlerinin ardından binlerce insan evsiz kalmış, farklı bölgelere göç etmişti. Onlardan biri de Muzaffer Alçı. Şimdi bizim evimiz ağır hasarlıydı. İş yerim zaten orada ağır hasarlı demişlerdi. Biz çocuklarla beraber ne yapacağımızı bilmedik. Burada amcamın kızı ve yeğenimin kocası ağabeydi. Onların vasıtasıyla burada bir evli kira aradı, kiraya ev aradı. Alçı'nın evi depremde hasar görmüş, Konya'ya gitmek zorunda kalmıştı. Fakat gittiği ilde de dolandırıcı bir emlakçının ağına düştü. Bakımlı bir evinin olduğunu söyledi. Burada evi görmeden, yani bakımlı olduğunu zannederek de güvenerek kiraya tuttuk. Diğer katlardaki fiyatların 2500 lira ortalamasında olduğunu söyleyen Alçı, emlakçının bir yıllık kira tutarını kendilerinden istediğini söyledi. Normal diğer katlarda oturan arkadaşlar genelde 2500 lirayla 3000 liraya oturuyorlarmış. Bize zorla 6750 liraya bahşire yaparak düşürdü. Bir yıllık peşin aldı. Vicdansız emlakçı, Alçı ve ailesinin köşede bucakta tuttuğu tüm birikmiş paralarını aldı. Çok rica ettim dedim, yani bak bizim olan paramız bu, bize yardımcı ol dedim, yani aylık verelim dedim, kabul etmedi, reddetti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi dolandırıcı emlakçı bir de boş senet imzalattı. Boş senet imzalattı, benim yeğenimin kocası memur. Bir yıllık peşin almasına rağmen neden boş senet imzalatır? Yani boş senet imzalaması bütün teamüllere ve hukuk kurallarına aykırı ama imzaladınız. Evet. Muzaffer Alçı yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Evet efendim. Avukatı ise aileye destek olarak bu davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Dolandırılan Muzaffer Alçı ise ağlayarak vicdan dedi, yetkililerden yardım istedi. Allah'a havale ediyorum, yetkililer de benim durumda olan arkadaşlara yardımcı olmaları lazım. Vicdan diye bir şey olmalı. Tüm esnaf arkadaşlara rica ediyorum. Ben de esnaftım. Yani oradan yerle bir oldu. Yeah.
Evet, hakikaten üzücü. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Herkese vicdanla davet ediyoruz. Ramazan ayına günler kala kumanya ve erzak kolilerinin fiyatları da belli olmaya başladı. Farklı boyut ve sayıda ürün içeren kolilerin fiyatı 230 ila 550 lira arasında değişiyor. İftarda sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi de zamlandı. Ankara'da 300 gram pideler 10 liradan satışa sunulacak. Ramazan kolisinde ürün azaldı, fiyat arttı. Ramazan'ın yaklaşmasıyla kumanya ve erzak kolileri de satışa çıkmaya başladı. Zincir marketler farklı boyut ve sayıda ürün içeren kolileri satışa çıkarırken gıda fiyatlarında izlenen yükseliş Ramazan kolilerine de yansıdı. Geçen yıl zincir marketlerde 100 liranın altında Ramazan kolisi almak mümkünken bu yıl marketlerde 200 liradan daha ucuza Ramazan kolisi bulunmuyor. Ramazan kolilerinin bir yıllık fiyat değişimleri TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı gıda enflasyonunun üzerinde kaldı. Koliler geçen yıla göre %83 ile %150 arasında zamlandı. Kolilerin içinde bulunan temel gıda ürünleri salça, tuz, ayçiçek yağı, un, kuru fasulye, çay, reçel, hazır çorba, küp şeker, makarna ve gazlı içecek olarak sıralanıyor. Zincir marketler kolileri 230 lira ile 550 lira arasında fiyatlarla satışa çıkarıyor. Öte yandan iftarda sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidelerinin fiyatı da yavaş yavaş belli oluyor. Ankara'da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi bu sene 300 gramı 10 lira olarak tüketiciyle buluşacak. Türkiye hayvanlarda görülen yeni bir virüs ve bunun neden olduğu hastalıkla alarma geçti. Ülkede 3 farklı ilde görülen şap virüsü nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tüm Türkiye genelinde ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin izinlerini iptal etti. Türkiye'de hayvancılık sektörünü derinden etkileyen şap hastalığı alarmı yaşanıyor. Ülkede 3 farklı ilde görülen şap virüsü nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı. Farklı illerde yaklaşık 2 aydır görülen SAT2 serotipi şap hastalığı riskine karşı önlem olarak Kırıkkale'de hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken hayvan pazarları da kapatıldı. Denizli'de de alınan tedbirler arasında hayvan alım ve satımının yasaklanmasıyla hayvan pazarlarının süresiz olarak kapatılması kararlaştırıldı. Öte yandan Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır denildi. İnsan sağlığını tehdit edici bir boyutu yok. Ancak hastalık nedeniyle antibiyotik kullanılmış hayvanların etlerinin ilaçlardan arınmadan gıda zincirine girmesi halk sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu soruna yönelik bakanlığın önceden önlem almamış olması çok üzücüdür. Peki şap hastalığı nedir? Şap, çift tırnaklı hayvanlarda akut seyirli, çok bulaşıcı viral bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor. Hastalığın bulaşma oranı çok yüksek olduğundan hassas hayvan topluluklarında %100'e kadar ulaşabilmekte. Bu nedenle hastalık ekonomik, siyasi ve ticari yönlerden büyük tehdit arz ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tüm Türkiye genelinde ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin izinlerini iptal etti. Bunun gereği olan aşılar üretildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere gönderilen mesajda ise aşı çalışmalarına başlandığı belirtilerek tespit edilen virüs SAT2 olup aşı çalışmalarına özel sektör ve devlet eliyle başlanmış olup üretimi tamamlandığında sahaya verileceği vurgulandı. Öte yandan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ilkbahar aylarında hayvanlara yapılan aşılarda virüs olduğunu iddia etti. Sığırlarda ilkbahar aylarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zorunlu olarak uygulanan LSD aşısına BVD virüsünün karıştığı iddiaları var. Uygulanan bu aşılar ile ilgili gerekli analizler yapılmış mı? Sevgili seyirciler, kısa bir araya gidiyoruz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
bu haksızlıklar.